Herkese yeniden merhabalar. Ben Melis kanalıma hoş geldiniz. Kitap videolarının bir yenisiyle daha karşınızdayım. Bugün sizlere okumayı planladığım ve satın aldığım kitaplardan söz edeceğim. Çok bu ara kitaplar satın almıyorum. Daha çok elimde olan pdf'ler üzerinden gittiğim bir dönemdeydim. Dolayısıyla çok fazla kitap alışveriş yapmadım. Bir kağıda gelen bu akıl almaz zamdan kitap fiyatları uçmuş durumda. Birinci sebebi bu. İkinci sebebi de gerçekten artık algımızı dağıtan o kadar çok şey var ki elimize bir kitabı alıp okumak biraz lüks olmaya başladı. Bir diğer sebebi de şu, biliyorsunuz ki artık hepimiz çok çok küçük evlerde yaşıyoruz ve artık o kadar da çok kitap depolama yerlerimiz yok. Kitaplıklarımız daha da küçüldü. Çünkü kendimize yaşam alanı üretmekte çoğu zaman zorlanıyoruz. Dolayısıyla ayrıca bir de kitap alanı yaratmak biraz daha lüks bir boyuta kaçmaya başladı ve bence evet burada bu videolarda genellikle pozitif ayrımcılık yapıp tüm kitapları çok kıymetli, çok değerli buluyoruz. Lakin her kitap kitaplıkta yer edinmeyi hak eden kitaplar olmuyor bence. Dolayısıyla da ben bu konuda biraz kitap faşizmi yapıyorum, yapmıyorum değilim. Her yazarın kitabını tutmuyorum kendi kitaplığımda. Bana gerçekten dokunmamış hiçbir kitap evimde tutmamaya özen gösteriyorum. Ya bir yerlere bağışlıyorum ya da işte satın almamayı, daha işte online platformlardan okumayı, dinlemeyi falan tercih ediyorum. Evet, girişi biraz uzattım. Daha fazla uzatmayayım, hemen başlayayım. Önce Isaac Asimov'un Ben Robot kitabından söz etmek istiyorum. Isaac Asimov'un ben başka kitaplarını okumuştum ama Ben Robot'un okumamıştım. Çok yakın bir tarihte Emin Çapa programında söz etti tekrar bu kitaptan. Ve o zaman gerçekten dedim ki evet ya ben robotu niye okumadım ki ben? Onu ben bir okuyayım dedim. Bir de yeni basımı çıkmış. Onun da bahsediyordu. Emin Çapa. Ben çok çok severim Emin Çapa'nın kafasını. Onun önerdiği her şeyi de dolayısıyla alırım. Ve aldığım kitaplardan bir tanesi bu. Birazcık karıştırdım. Gerçekten bu bilim dünyasını, bu bilim kurgu dünyasını çok güzel anlatan kitaplardan bir tanesi. Tabii ki daha tamamını okumadığım için çok öyle uzun uzun yorumlar yapamayacağım. Okuduktan sonra e, muhtemelen çok etkilenirsem tekrar bahsediyor oluruz. Ben enerjilere çok inanıyorum. Depremlerden, su baskınlarından, sellerden ne kadar etkileniyorsak gökyüzünden de eşit derecede etkilendiğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla astroloji benim hayatımın önemli bir parçası. Rehberlik aldığım alanlardan bir tanesi ve bence çok matematik ve çok teknik bir alan. Dolayısıyla da astroloji hayatımın bir parçası. Bu konuda da Zeynep Turan, namı diğer tweet burç, benim kafama çok yatkın bir Astrolog. Çünkü çok akademik, çok bilimsel açıklıyor birçok şeyi. Neden sonuç ilişkisi çok fazla araştırma yapıyor ve çok fazla yazıyor. Benim için en önemli ayrıntılardan bir tanesi bu galiba. Dinlemek kadar çünkü ben okumayı da seviyorum. Gözün algıladığı başka bir şey, kulağın duyduğu ayrı bir şey. Her ikisinden de eğer duyabiliyorsam, görebiliyorsam çok çok daha kıymetli. O yüzden de daha önceki yıl kitaplarını almıştım. 2021 özellikle aldım. Bende 2019 kitabı da var. 2020'yi Aldım mı almadım mı onu çok hatırlamıyorum. Kitaplığımda göremedim. Ama 2021 gerçekten danıştığım kitaplardan bir tanesi olmaya başladı bir de Şubat itibariyle. O yüzden de önemsiyorum böyle şeyleri. Başta söylediğim gibi her şeyden çok etkileniyoruz. Gökyüzünden etkilenmediğimizi düşünmek, gezegenlerden etkilenmediğimizi düşünmek gerçekten hiç akıl kârı değil. Kaldı ki zaten 2020 öyle bir seneydi ki artık herkes astrolojiye inanıyor zannediyorum ki ya bu insana galiba çok da saçmalamıyormuş diyen bir kesim ben tanıyorum ve enerjilerle de çok ilgiliyim daha önceki işte e, spiritüel kitaplardan bahsettiğim bir videom daha var onu bu Videoyu mutlaka linklerim. Kişisel gelişim adı altında okunanlardan bir tanesi. Bu bahsedeceğim kitap zaten bir yani basımı olmayan ve fotokopiyle çoğalttığımız kitaplardan bir tanesi. Çakra teorileri. Gerçekten beden enerjiniz, ruh enerjiniz değiştiği zaman hayatınız inanılmaz değişiyor. Ben Kasım ayından beridir belli başlı enerji çalışmaları içerisindeyim ve kozmik enerji tedavi oluyorum diyeyim. En doğru tabir bence bu. Birçok şey tedavi edebilen bir şey çünkü hem fiziksel hem ruhsal hem karmik hem gördüğümüz görmediğimiz bir şeyleri de tedavi edebilmek. Ben tıp kadar bu metafiziğe de çok inanıyorum. Çünkü evet bizim bir fiziksel bedenimiz var ama bir de ruhsal bir bedenimiz var. Bir kundalini bedenimiz var. Ve o yüzden de buna, bunlara çok çok inanıyorum ama bu şey gibi değil. Yani hani ben yoga yapıyorum. Hani var ya böyle bir kesim. Öyle bir yerden değil. Bu daha işte işin matematiği nedir? Neden? Ne neye sebep oluyor da bir iyileşmeye sebep oluyor? Ya da ne neye sebep oluyor da orada bir kötüleşme olmuştu. Bizim bunu dönüp de iyileştirmemiz gerekiyor. Aslında temel sorular bunlar. Bunlar felsefenin de soruları bir yandan da. Dolayısıyla hepsi birbirine çok girift geliyor bana. O yüzden de bu konuya çok çok ilgiliyim. O yüzden bununla ilgili birçok şey okuyorum, dinliyorum. Bu da o kitaplardan bir tanesi. Muhtemelen oluşabileceğiniz bir kitap değil. O yüzden çok üzerinde durmuyorum, şey yapmıyorum. Sosyolojiden pek hoşlanmıyorum <laughs> ben şahsen. Ama içinde bulunduğumuz pandemi süreci, içinde bulunduğumuz yüzyıl, 21. yüzyıl biraz daha felsefeden çıkıp sosyolojiye de girmek gerektiğini insan toplum biliminin de çok önemli olduğunu gösterdi bana 2020 yılında. O yüzden de bir yerden başlamak gerektiğini düşündüm ve Max Weber gerçekten bu konudaki danışılabilecek en yetkin isimlerden bir tanesi. Dolayısıyla da onun felsefe yazıları kitabını satın aldım. O kadar da lanet bir şey değilmiş sosyoloji benim adıma. Sosyologlar lütfen bana kızmayın. Ama hani bir kabul etmek var. Bir de kişisel olarak sevip sevmemek var. İlgilenip ilgilenmemek var. Ben tam olarak o ikinci ayrım bu kitabın açıkçası ismi beni çekti, kapağı beni çekti. Bilmiyorum içinden neler çıkacak, bilim kurgu romanları ve çağcılaştırılmış mitler diye bir kitap, geleceği geçmişle kurgulama. Çok ilgimi çekti, okuyacağım. Henüz başlamadım ama ben şeye çok inanıyorum. Geçmişte yaptığımız bazı şeylerin, yani her şey tohum ya zaten, bir şey ekiyorsunuz ve o bir süre sonra mahsul veriyor. O yüzden de gerçekten bugünü bir şekilde Geçmişle kurguladığımızı çok inanıyorum bu fikre. Dolayısıyla da hem bilim kurguya bu artan merakım ben robottan da dolayı hani oradan da anlayabiliyoruz. Hem de zaten dijitalleştirilme çağına girdik astroloji de bunu söylüyor uzun uzun anlatıyor kova çağı kova çağı diye bütün astrologlar bağırıyorlar ve haklılar da bu konuda. Dolayısıyla bu dijitalleşme nedir ne değildir? Biraz ben de aslında bu işlerin içine girdim. YouTube'la olsun işte kurgularımı kendim yapıyorum. Bir ya yani aslında çok yabancı olduğum birçok şeyi son işte 8 aydır bir şekilde işin içinde olarak emek vererek bir şeyler yapıyorum. Hiçbir şey dijitalsiz olmuyor. Dijitalle yaşıyoruz. Akıllı telefonlar kullanıyoruz, bilgisayarlar kullanıyoruz. İşte özel platformlar kullanıyoruz bilgiye ulaşmak, sanata ulaşmak için. Dolayısıyla dijitallik her şey de çok önemli. E, bir tiyatrocuyum dijital sahne projeleri çok ön planda olmaya başladı artık bizim ülkemize kadar geldi. Dolayısıyla hani bunlarla ilgili ufuk açmak, bunlarla ilgili sahneye bir şey koymak istediğimde hayal kurabileceğim kadar en azından bilgi edinebilmek için benim kurguya merak sarmış durumdayım. Dolayısıyla da bunun bana yol gösterebilecek mitler içinde olduğunu zannediyorum. Bir tane bile olsa benim için kardır. Belki de hepsi bir hazinedir. Bunu da bilemem tabii ki. Ya da belki de Aa, zaman kaybıymış diyeceğim bir şey olacak. Bunun hiçbirini bilmiyorum. Dediğim gibi ilk defa size yeni aldığım, daha üzerine çok düşünmediğim, çok fikrimin olmadığı şeylerden bahsettim. Ama bu ara. Benim aklım bunlara çalışıyor. Bu ara bunları e, okumaya meraklıyım. Bu ara bunları araştırmaya meraklıyım. Bu anlamda da hani belki merak ediyorsunuz. Ben daha önceki videolarımda da söylemiştim böyle bir şey. Galiba izlediklerimi anlattığım videoda söylemiştim. Ben takip ettiğim insanların, bir şeylerini beğendiğim insanların ne yaptıklarını merak ederim. Ne okuduklarını, ne ile beslendiklerini nasıl bir hani günlük hayatlarını o kadar merak etmem. Mesela ben bir vlog seyircisi değilimdir. Hiçbir zaman olmadım ama hani şeyi merak ederim. Bu insan neyle besleniyor? Bu insan ne okumuş? Hangi okullara gitmiş? Kimlerle oturup kalkmış? Nasıl eğitimlerden geçmiş? Hani bunu snob bir yerden olarak değil. Nelerle beslenmiş? Nelerle bugün olduğu kişi olmasına katkı sağlanmış? Bunları çok merak ederim. Bu anlamda da okumak, izlemek, dinlemek İnsanı en çok besleyen şeyler birazcık da bunları bu yüzden sizlerle paylaşıyorum. Umarım sizler de bunlardan memnunsunuzdur. Kitap videolarının tatlı kemik bir seyircisi var. O yüzden onlara da ayrıca teşekkür edeyim bu cümleden sonra da ve size veda edeyim. Eğer benden hoşlandıysanız aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz. Videodan hoşlandıysanız beğeni tuşlayabilirsiniz. Oradaki küçük çalış işaretine basarsanız ben her video yüklediğimde size düzenli olarak bildirim gelecektir diyorum. Ben her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 18'de yeni bir videoyla burada kanalda oluyorum. Eğer sizler de burada benimle birlikte olursanız ben amacıma ulaşmış sizlere ulaşmış olurum diyorum. Ve yeni bir video daha burada kanalda görüşmek üzere. Hoşçakalın.